Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen, fitoterapist Büyük Büyükdağ. Bugün Lezzet Dergisi için karaciğer yağlanmasından bahsedeceğiz. Karaciğer yağlanması öncelikle şu şekilde oluşuyor vücudunuzda fazla miktarda yağ tükettiğinizde veya fazla miktarda alkol tükettiğinizde vücut bu fazlalığı yakamadığında karaciğer çevresinde yağ olarak depoluyor. Bunun tedavisi tamamen beslenmeyle mümkün. İlaçsız bir tedavi yapabilirsiniz. Karaciğer çünkü kendine en hızlı yenileyen organdır vücudumuzda. Bu da bizim için çok avantajlı. Bir aylık kürlerle bile 140-150 olan ALT, AST yani yüksek karaciğer seviyenizi sağlıklı olan 30-40 ALT, AST'yi çok rahatlıkla düşürebilirsiniz. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken kürler var. Bu şekilde yaptığınızda bir ayda çok rahatlıkla karaciğerinizdeki yağlanmayı, rahatsızlığı veya hazımsızlığı kısa bir sürede çözmüş olabilirsiniz. Karaciğere çok iyi gelen bazı sebzeler var. Çok hızlı bir şekilde karaciğeri yenileyen bitkiler var. Özellikle enginar, enginar yaprağı veya kara hindi bahçaylarını düzenli olarak kullandığınızda karaciğer kendisini çok hızlı bir şekilde yenileyecektir. Bununla beraber tabii ki bu fazla bir yağ doku olduğu için bizim karaciğerinin çevresindeki o yağ dokuyu azaltmamız gerekiyor. O yüzden de yağdan kısıtlı bir beslenme yaptığınızda bu trans yağlar dışarıda yediğiniz sentetik yağları azalttığınızda da karaciğerdeki yağ dokuyu azaltıp dokuya oksijen ve kan akışını hızlandırmış oluyorsunuz. Karaciğerde hızlı bir şekilde yağ dokusunu azaltmış oluyor. Bununla kombine olarak yaptığımız şey ise hareket ve yürüyüş aslında kardiyo yaptığınızda vücuttaki genel olarak yağ kütlesi azalacağı için kardiyo doğru bir beslenme bol su tüketimi ve fitoterapiden yani bu demin söylediğim kara hindibağdan enginardan enginar ekstratından fayda sağlarsanız bunu böyle bir aylık kür olarak planlarsanız karaciğer enzimlerinizin çok hızlı bir şekilde düşeceğini göreceksinizdir özellikle çok ee, uzun süreli açlık yaptığınızda karaciğer hücreleri kendini yeniler. O yüzden sık sık e, ve sürekli beslenme prosedürünü burada yapmayın kesinlikle. Güzel bir kahvaltı yapın, güzel bir akşam yemeği yiyin ve e, öğlenlerde bu demin saydığımız enginar gibi, enginar yaprağı gibi, kuşkonmaz olabilir, daha böyle kök sebzeler, probiyoti yüksek sebzeleri öğlen yemeklerinize koyarsanız bu kür şeklini çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Tabii ki de karaciğer yağlanmasının iki önemli sebebi var. Bir tanesi özellikle Türkiye'de görünen sebebi garip bir şekilde gece meyve yediğinizde vücut oradaki fruktozu artık sindiremiyor ve karaciğerde yağ olarak depoluyor. Yani sizin gece akşam yemeğinden sonra yediğiniz meyve aslında sizde karaciğer yağlanmasına dönüşüyor. İkincisi ise hepimizin bildiği alkole bağlı gelişen bir karaciğer yağlanması. O yüzden bu prosedürde karaciğer yağlanmasını azaltacağınız programda kesinlikle alkolü sıfırlamanız gerekiyor ve gece meyvesi değil, meyveyi ya kahvaltıya ya da öğlene kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde bir ayı geçirdiğinizde karaciğer enzimlerinizin gayet güzel bir şekilde düşeceğini göreceksinizdir.